Tatarları bunu büyük bir üzüntüyle bakıyor, endişeyle izliyor. Yani şimdi bu işgal 2014'te Kırım işgal edildi. Kırım 2014'ten beri Kırım Tatarlar için, Kırım Türkler için, Müslümanlar için 26 bin kilometrelik bir açık hapishane ve bunun içerisinde işgalciler tarafından seçilmiş, belirlenmiş insanlarımız tutuklanarak bu hapishanenin derin hücrelerine atıyor. 21 yıla kadar varan hapis cezalarına çarptırılıyor. Ve işgal başlamadan önce de Kırım'a büyük bir askeri yığınak yapılmıştı. Bizim insanlarımızın yaşadıkları yerlerin tarlaları, köyleri, caddeleri askerlerle, askeri araçlarla doluydu. Büyük bir endişeyle bekliyorlardı. Zaten onların sürekli haber ediyorlardı. Mesela bugün de şey haberleri geldi. İşgalcilerin, Rusların Kırım Tatar gençlerini askere almaya başladıkları ve bunları cepheye sevk etmek istedikleri haberleri geliyor. Birçok anne gençleri olan şeyleri olan büyük üzüntüyle, ağlıyla, endişeyle bekliyorlar ne olacağını ve onlar oradaki kendilerinin olmayan bir savaşta çocuklarının savaşmalarını istemiyor. Çünkü Kırım'ın Yarımada'nın hemen dışında 1967'de sürgünde bir af kararnamesi yayınladı. Güya bir af kararnamesi. Ona inanan, ona güvenerek birçok Kırım Tatarı Kırım'a dönmeye başlamıştı ve onlar Kırım'a sokulmamışlardı. O insanlar tekrar Özbekistan, Kazakistan geldikleri, daha önce sürgün edildikleri Sibirya'ya gitmek yerine Kırım'a, vatanımıza yakın olalım denen, karadan işgalin en büyük güçlerin gönderildiği Herson, Geniçek, Melitopol, Mariupol bu hatta Kırım Yarımadası'nın orada yaşıyorlardı. Ve bu bölgede bizim 15 bine yakın Kırım Tatar aileler, insanlarımız yaşıyorlar. Ve Kırım'dan işgalden sonra Kırım'ı terk eden de bizim Ukrayna içerisinde Kiev ağırlıklı olarak 10 bini Kiev'de olmak üzere toplam 40 binden fazla 50 bine yakın Kırım Tatarı var. Ve bu Kırım Tatarların içerisinde birçok insan da gönüllü olarak bu Rus işgaline karşı savaşıyorlar. Neredeyse belki bazı kardeşler çünkü arandığı için, baskı gördüğü için Kırım'ı terk etmişlerdi. Ve şimdi onlar karşı tarafta Kiev'de, Ukrayna tarafındalar, savunuyorlar. Ve şimdi belki de kendi öz kardeşi zorla, gönülsüz olarak silah altına alınıp Rus ordusuyla oraya savaşmaya gelecek. Belki de bilmeden iki kardeş karşıya karşıya gelecekler. Biz bu dramı maalesef 2. Dünya Savaşı'nda yaşamıştık. Şimdi böyle bir dramla da karşı karşıyayız. Bir savaşın, bu kirli savaşın, işgalin böyle de bir trajik ve korkunç tarafı var. Elbette bütün Ukrayna tarafında olan Kırım Tatarları, diasporada, Türkiye'de, Romanya'da, Bulgaristan'da, dünyanın neresinde yaşasa yaşasınlar, Kırım Tatarları tamamen bu savaşta Ukrayna'nın yanındalar. Çünkü Ukrayna'nın özgür kalması lazım. Ukrayna'nın bu bağımsızlığını kaybetmemesi lazım. Kaybetmediği takdirde, bu savaştan da özgürlük ve şey kazandığı takdirde de Kırım'ın tekrar Rus işgalinden kurtulması ve Kırım Tatarların daha özgürce mutlu yaşamalarına imkan sağlanacaktır diye düşünüyorum. İlk beklediğimiz durum bir insani ateşkes. Çünkü Rusya üstün savaş gücü ve işte bugün az önce siz de verdiğiniz dehşetle izliyoruz. Harkiv'in merkezinde sivillerin de olduğu bir yere füzelerle saldırdılar. Ve Rusya beklediği başarıyı elde edemediği için ilk bir gün veya 2 gün içerisinde Ukrayna'yı işgal edip yönetimi teslim alacağını ümit ediyordu. Ama süreç bu kadar 6. gününe geldi. Hala ciddi büyük şehirleri ele geçiremedi. Ve bu da öfkeyi de beraberinde getiriyor. Yönetim Kremlin'i de öfkelendiriyor. İşte bugün Harkov'un bombaladığı gibi yeni sivil yerleşim yerlerinin bombalanmasını da bekliyoruz. Bunları da maalesef karşılaşacağız bu günlere. Bu şeyde, dolayısıyla kuşatılmış bu şehirlerde, mesela Melitopol günlerdir kuşatılmış vaziyette, Harkiv kuşatılmış vaziyette, buralara insani yardımların ulaştırılması lazım. Mesela Melitopol'den konuştuğum bir Kırım Tatar kadını günlerdir elektriklerinin ve ısıtma, yani gaz sistemlerinin olmadığını söylüyor. Ama biz buna rağmen dayanacağız diyor.
Hakikaten bu kuşatma artarsa pek çok insani bakımdan da çok ciddi ayrıca sıkıntılar yaşanacaktır. En azından bu görüşmelerde bir insani ateşkes çıkar diye ümit ediyorduk ilk roundda. Zaten Ukrayna tarafı, Zelenski tarafı bunu söylemişti. Pek bir şey beklemiyoruz ama görüşmelere gidelim, görüşmekten kaçmayalım diye gitmişlerdi. Maalesef bu insani bir ateşkes bile bu görüşmelerden çıkmadı. Bilemiyoruz ikinci tur görüşmelerde neler konuşulacak. En azından buradan bir şey çıkar mı? Bekleyip göreceğiz ama kolay beklenilen bu savaşı durduracak bir şeyin hemen beklemek mümkün değil. Çünkü Lavrov da bu devam edecek. Biz maksatlarımıza, hedeflerimize ulaşana kadar bu harekatı, bu saldırıyı devam ettireceğiz diye bugün açıklama da yaptı. Bu bir tehdit midir? Barışta Ukrayna tarafını zora razı etmek midir? Onu bilemiyorum. Ama Ukrayna halkı bu şanlı direnişten sonra asla bir yenilgiyi kabul etmeyecektir. Yenilgi olarak gelecek bir şeyi de kabul etmeyecektir.